Sergimizin ismi Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna İstiklalimizin Yüzü Ay Yıldızlı Emanetler ismini taşıyor. Ve bu sergi Sayın Kayhan Er Yılmaz'ın koleksiyonu. İstanbul'dan getirdi Sayın Er Yılmaz bu güzel koleksiyonu ve yukarıda sergileniyor. Tabii ki burası çok önemli bir müze. İlk ve tek oluşunun yanında hem bize gurur veren, mutluluk veren, aynı zamanda da yalnız olmasından dolayı biraz da buruk olduğumuz bir yer. Bunun yanında bayrak her zaman bizim Osmanlı Devleti'nden başlayarak Cumhuriyet'e kadar milli birlik ve beraberliğimizin simgesi olmuş. Burada da gerçekten çok iyi örnekleri vardı. İstedim ki bu anlamlı yılda, Cumhuriyetimizin 100. yılında ben de bir katkı sunayım ve koleksiyonu İzmir'e getirmeye karar verdik. Bugün İstiklalimizin 100. Ay Yıldızlı Emanetler başlıklı ve değerli Kayhan Er Yılmaz koleksiyonu sergisinin açılışını da gerçekleştirmiş olacağız. Sergimiz Türk bayrağının tarihi gelişimini, resmi ve günlük yaşamda nasıl yer bulduğunu ortaya koymakta. Yine tarihimiz boyunca bayrağımızın ve ay yıldız sembolünün toplumumuzda nasıl kök saldığını gözler önüne sermekte. Yine sergimizde geçmişten günümüze gelen bayraklarımızdan resmi kurumlarda kullanılan ve üzerinde ay yıldız bulunan materyallere, günlük hayatta halkımız tarafından kullanılmış olan ay yıldız işlemeli objelere kadar birçok eseri görmek mümkün olacak. Bu vesileyle bu değerli sergiyi hazırlayan ve emeği geçen herkese, özellikle küratör Ömer Durmaz hocamıza, Sayın Kayhan Er Yılmaz'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Serginin Cumhuriyetimizin ve bayrağımızın değerlerini daha geniş kitlelere ulaştırmasını ve genç nesillerin değerlerimizi daha iyi anlamasını sağlamasını temenni ediyoruz. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başka şeyler var ama hani özellikle Türk bayrağı temasını kendim oluşturarak gittim. Ortadaki İllüstrasyon gazetesi fotoğrafın dünyaca ünlü olmasına sağlayan gazetedir. 1928'de tabii ki orijinali. 1928'de dünya basınına Half İnkılabı'nı bu şekilde duyurmuştur. Burada havacılık ve posta temamız var. Yine farklı gazeteler, bir posta çuvalı, hem Osmanlı dönemi son döneminde hem de erken Cumhuriyet döneminde kullanılmış yer. Burada yine farklı kitaplarımız var. Hem Osmanlı'nın geç dönemine ait hem de erken Cumhuriyet dönemine ait. Yine 1936'da bayrak kanunu çıkmadan önce farklı kullanım alanlarında görebiliyoruz. Burası aslında çok orijinal hocam. Türkiye Cumhuriyeti devlet anması belirleme çabaları. Tabii ki genç cumhuriyet kendi ilkelerini belirliyor ve Osmanlı'nın gelenekçi yapısıyla devam etmek istemiyor. Dolayısıyla bir arma belirlemek istiyor. Ve bunun için bir yarışma açıyor 1926'da. Bu yarışmaya dönemin aslında ressamları katılıyor, tasarımcıları diyebileceğimiz. Ve içlerinden bir tanesi birinci oluyor.